da gösteriyor. Evet abi, KMFG ile bitirelim. İyi oldu Aynen onu da abi. açtın. KMFG'ye geldik. KMFG bize ne diyor şu anda? Abi KMFG bize diyor ki Bitcoin birikim bölgesinin sadece bir tık üzerinde. Bizde Tamam. 32'den başlıyor. %33'te. ETH %42 civarında. O biraz daha zamanı var birikim için gibi gözüküyor. Ama en nihayetinde bulunduğumuz yeri şöyle ifade edebiliriz. Bulunduğumuz yer açıkçası şurası. Yani yarın ya da bir sonraki gün, önümüzdeki hafta muhtemelen birikim bölgesine gireceğiz. Birikim bölgesi de en son işte 27 Ocak'ta mesela girmiştik. Burada fiyat 40K civarındaydı. İşte 7 Mayıs tarihlerinde girmiştik. Burada 58K civarındaydı. Şimdi de girmek üzereyiz. Gene aşağı yukarı 58-60 civarında birikim bölgesine gireceğimizi söylüyor. Yani evet, piyasada bir açgözlülük yok ama birikim yapıp uzun vadeli düşünmek isteyen biri için güzel yerler olduğunu söylüyor. Biz bunu şöyle de ekstra bir yorum katıyoruz. Kısa vadeli algoritmaya bakıyoruz. Mesela BTC için kısa vadeli algoritma işte 63, 60, 61 buralardan toplamaya başladı. Şu anda portföyünün %34'ünü BTC'de bulunduruyor. Yani kısa vadeli olarak piyasanın bir tepki vereceğini açıkçası düşünüyor ama %34 kadar bir maliyetlenmeyle düşünüyor. Orta vadeye baktığımızda %43 gibi bir maliyetlenme görüyoruz. Bu da diyor ki aslında biraz daha orta vadeli düşünmek lazım eğer maliyetlenmeye yapacaksan. Bu da işte 64, 63, 60, 60 civarlarından bu da toplama gerçekleştirdi. Uzun vadeli dediğim gibi henüz birikim aşamasına girmedi ama onun da maliyetlenmesi %65 civarında bir yatırım da ve %35 civarında da bir nakit tutuyor. Eğer sadece elinde Bitcoin varsa portföy olarak %65 maliyetlen diyor sana ve %30 nakdin olsun diyor. Bu aslında çok önemli bir şey söylüyor. Yatırımcıların hiç yapmadığı bir şey söylüyor. Bizim Yok. yatırımcıların elinde Ertecan. %100 altcoin varken hiçbir şekilde nakit yok. Ama burada diyor ki bak en bu piyasanın risksiz ürünü için %65 maliyetlen, %35 de cebinde nakdin olsun bir sonraki birikim bölgesinde kullanabilmek için diyor. Yani açıkçası o kısa vadede belki hemen tepki gelmeyecek. Orta vadede ya önümüzde diyor ki biraz bir süre var ama maliyetlenme alanlarına yaklaştık diyor. Muhtemelen buralarda portföyü daha dikkatli kullanarak Bitcoin için maliyetlenmeler KMFG tarafında da göreceğimizi düşünüyorum. Son bir tane de bir şey ekleyeyim. Bu da son bizim geliştirdiğimiz Market Pulse dediğimiz metrik. Lütfen. Bu metrikte 3 piyasada birden bakıyoruz bu metriğe. Kripto için var, BIST için var, Nasdaq için var. Burada aslında mesela 500 tane önemli piyasalarda listelenen coin'e bakıyoruz ve teknik anlamda bakıyoruz. İşte belli hareketli ortam var, belli RSI'ları, benzeri bir farklı dinamikler koyduk. Ve bu dinamik şu an bize diyor ki piyasanın nabzı all time low'da. Yani sadece Bitcoin'e bakma. Piyasa şu anda işte şurada nasılsa ki burası işte bilmiyorum işte Haziran 27 2023 ya da şu dipte nasılsa altcoin'ler bayağı düşmüş diyor. Ya da işte Ethereum işte o bu bayağı düşmüş. Yani dolayısıyla maliyetlenme yapacaksan evet maliyetlenmeye başlayabilirsin ama konsolidasyona izin ver. Çünkü piyasa burada konsolide oluyor. Yani burada bir düşüş dinamiğini devam ettirebiliyor. Fakat sen şu volatiliteyi arıyorsan evet ufak ufak maliyetlenme bölgelerine geldin demek oluyor bu. Kriptoda böyle. Ha, burada tabii şu önemli. Bu durum Bitcoin'i ben o yüzden o yorumu yapmıştım. Bitcoin'i kendine çekmeye devam edebilir bu konsolidasyon. Çünkü Bitcoin hala yukarıdaki bir ürün. Ethereum hala yukarıdaki bir ürün. Ama altcoin'ler öyle değil. Bazı altcoin'ler öyle değil. Bu dinamiğin aynısını aşağı yukarı BIST'te de görüyoruz. BIST tarafında da piyasanın nabzının çok düşük olduğunu, sadece birkaç ürünün piyasayı tutabildiğini, bu ürünü BIST'i şey yapan yatırımcılar daha iyi bilirler. Ben isim zikretmeyeyim.
birkaç piyasayı tutan Bitcoin, Ethereum gibi ürünler var diyor. Ama piyasanın geri kalanının, yani işte ilk 500'e baktığımda belki 490'ının nabzı çok düşük. Birçoğu alım bölgesine yaklaşmış durumda diyor. Nasdaq'ta da aşağı yukarı aynı dinamiği görüyoruz. Burada da nabız şuradan itibaren büyük bir ayrışma yaşıyor. Endeks devam ederken nabız düşüyor. Yani aslında Nasdaq'ta da altcoin'ler kötü performans sergilerken piyasayı tutan 1, 2, 3 tane ürün var diyor. Onların da ne olduğunu hepimiz az çok biliyoruz zaten. Nvidia, Apple, Microsoft. Yani başka da sayamayız. Aslında piyasalar birbirine çok benzer hareket Evet. ediyorlar. Geçen senle mi yayında konuştuk? Nerede konuştuğumu da hatırlamıyorum ama direkt bunun üzerinden konuştuk. Yani S&P'de işte bu 7 tane şirket ki son aylarda artık 1-2 şirkete düştü. Senin de ifade ettiğin üzere. Gerçekten hani onları bir BTC gibi ifade edip geri Evet. kalanı altcoin'ler olarak ifade etmek lazım. Aslında bu da bize şunu söylüyor işte. Yani likiditenin olmadığı yerde evet endeksi bile etkileyebilecek belli varlıkların dominasyonu olabiliyor. İşte Nvidia'nın olduğu gibi. Yani o kadar büyük ki bu firmaların hisse senetlerinin piyasa değeri. Yani bunlar koca bir endeksi yanında taşıyorlar ama genele baktığında ki genel bize asıl piyasa dinamiğini söyleyendir. Orada sürpriz o varlıkta olanların para kazandığı bir düzlem oluşuyor ama genele baktığımızda gerçekten bütün piyasalarda ayı piyasası devam ediyor. Evet. Bu Yani da tamamen likiditeyle 2-2. alakalı. Aynen öyle, aynen öyle. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Yıllardır hep söylediğimiz yere geliyoruz. Bakın arkadaşlar, gerçekten yani sabırla piyasaları izleyebilecek bir finansal akışınız varsa, yani yatırıma koyduğunuz para dışında bir finansal akışınız varsa ki siz benle Kerem gibi full time işi bu olan insanlar değilsiniz. Çoğunuzun işleri var, maaşlarınız var, bir hayatınız var. Gerçekten eğer bu sabrı ortaya koyabilecekseniz likiditeyi izlemek ve sabırlı olabilmek. Ama işte yani sabır derken işte 2022 geçti, 2023 geçti, 2024'ün de geçmesi olası. Yani 3 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Evet. Bu sabrı ortaya koyabilecekseniz sadece likiditeye bakıp iyi maliyetlerde gördüğünüz yerlerde alıp likidite piyasaya geldiğinde artık satış stratejisine geçmeniz durumunda ki o da zaten hani 6-7 ay Evet. maksimum bir sene falan süren bir şey oluyor. Genelde boğa piyasaları çok daha kısa oluyor. O bile yeterli oluyor yani. Geçen arkadaşlarımızla otururken onlara da söyledim. Yani tek ona bak. Ya. Ya tek likiditeye bak. Likidite varsa piyasalar gider. Likidite yoksa piyasalar durur. 2-2-4. Yani bunu bilmek için allame olmaya, işte makro ekonomi uzmanı olmaya samimi söylüyorum gerek yok arkadaşlar. Ya böyle de bir trik vermiş olalım bu yayında. Hep Evet. söylüyoruz da daha açık ifadelerle söylemiş. Teşekkür ediyorum. Bir saati aştık birazcık. Bence faydalı oldu. Yani ben en azından konuşmak istediğim başlıkların hepsini konuştum. Umarım Ben de. arkadaşlar için de faydalı olmuştur. Arkadaşlar yarın bu yayına uzun yayınlara zaman çizelgisi ekliyoruz. Hani yarın öbür gün izleyeceksiniz o zaman çizelgisinden ilgilendiğiniz bölümü izleyebilirsiniz. Takip eden günlerde de parça parça da işte Kerem'in işte KMFG'si için belki ayrı bir şey hani örnek vermek BTC analizi için ayrı bir şey falan gibi böyle kısa kısa videolar da koyuyoruz. Önümüzdeki günlerde takipte kalmanızı rica ediyoruz. Olağan dışı bir şey olmazsa bir sonraki yayınımızda Kerem'le birlikte soru cevap yapacağız. Bu hafta da niyetimiz oydu, beceremedik. İnşallah bir sonrakinde olur. İnşallah. Abi ağzına sağlık. Çok Emin abi. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Katılan herkese Eyvallah. teşekkürler. Eyvallah, eyvallah. Dostlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.